Merhaba sevgili çocuklar, ben Özel Gündoğdu Okullarından Hatice Atıcı, birinci sınıf öğretmeniyim. Bugün sizinle birinci sınıf matematik dersi dördüncü ünitede yine birlikteyiz. Birinci videomuzda paralarımız, ikinci bölümde doğal sayılarda toplama işleminin videolarını çekmiştik. Şimdi sizinle doğal sayılarda toplama işlemini zihinden yapmayı tekrar hatırlayarak problem çözme konusunda birlikte olacağız. Kitaplarımızın 119. sayfasını açalım çocuklar. Evet, 119'a gelmeden evvel 118'de zihinden toplama işlemini nasıl yapıyorduk? Tekrar bir hatırlayalım. Bir sayıyı zihinden toplama işlemi yaparken önce o sayıyı onluklarına ve birliklerine ayırmıştık. Önce birliklerini toplayıp daha sonra 10 sayısıyla da 5 sayısını yani birliklerini toplamıştık. Ya da direkt onun üzerine 15 olana kadar saymıştık. Evet, zihinden işlem yaparken çocuklar 12 sayısını önce onluğa indirgiyoruz. Yani bir onluğun üzerindeki 2'yi alıyoruz. Bir onluk elimizde kalıyor. 2 birlikle 5 birliği toplayarak 7 birlik elde ediyoruz. Ve bir sayıyı onla toplamak zihinden çok kolay olduğu için yani birler basamağına 0 eklediğimiz 0'ın yerine 7 eklediğimiz için kolay bir toplama yöntemi yapıyorduk. Evet, zihinden toplama işlemi yapmak bize hem zaman kazandıracak hem de pratik olarak daha hızlı hareket etmemizi sağlayacaktır çocuklar. Şimdi 119. sayfada problemlerimiz var. Problemi öncelikle okuyarak çok iyi anlamamız gerekiyor. Problem bize ne veriyor ve bizden ne istiyor? Bunları çok iyi anlamamız lazım. Sinan'ın 4 oyuncak arabası var. Ağabeyi Selim Sinan'a 2 oyuncak araba daha verirse Sinan'ın kaç oyuncak arabası olur diye bize soruyor. Başlangıçta Sinan'ın elinde olan arabalar 4 tane oyuncak araba. Sonradan abisinin Sinan'a verdiği araba ise oyuncak araba ise 2 tane. Şimdi eğer sizin elinizde 4 tane oyuncak arabanız varsa ve size 2 tane oyuncak araba daha verilirse arabalarınız artar mı, azalır mı? Önce onu soracağız kendimize. Tabii ki araba sayımızda çoğalma yani artma olur. O zaman yapacağımız işlem toplama işlemidir çocuklar. 4 arabanın üzerine 2 arabayı ekleyerek 6 arabamız olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Evet, sıra sizde. Ağaç dalında nokta nokta kuş var. Bize verilen bilgi ağacın dalında bir miktar kuş oldu. Şimdi bu kuşları birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başlangıçta ağacın dalında 6 tane kuş var çocuklar. Bizim için önemli olan başlangıçtaki kuş sayısı. Ağaç dalına 2 kuş daha konarsa ağaç dalı üzerinde nokta nokta kuş olur. Yani bizden istenen şu. Ağaca 2 tane kuş daha konacak olursa ağaçtaki toplam kuş sayısının ne kadar olduğu soruluyor. Ağaçta 6 tane kuş vardı. Hemen birinci toplanana bunu yazıyorum. Ağaca 2 tane kuş daha konarsa ağaçtaki kuş sayısı artar mı, azalır mı? Kendime bu soruyu soruyorum. Ağaçtaki kuşun sayısı çoğalacağı için hemen 2 ile 6'yı topluyorum ve 6'nın üzerine 2 ekliyorum. 7, 8. Öyleyse ağaçtaki kuş sayısı 8 olur çocuklar. Sembolik olarak şöyle 2 tane kuş çizmeye çalışayım size. Eski kırlangıç tipi kuşlarımızdan. Şöyle 2 tane geldi, ağaca konmak istiyor. 6 tane burada vardı, 7 ve 8 kuşumuz oldu.
Demek ki problemin bizden ne istediğine çok dikkat edeceğiz. Beren'in nokta nokta tane renkli kalemi var. Evet, Beren'in bir miktar renkli kalemi var. Başlangıçta Beren'in elinde olan kalem miktarı, buradaki kalem miktarı çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki başlangıçta Beren'in elinde 6 tane renkli kalem var. Beren'e 3 kalem de annesi verirse, Beren'in kalemleri azalır mı, çoğalır mı? Evet, artık çoğalacağını, yani artacağını anlamışsınızdır. Öyleyse yapacağımız işlem bir toplama işlemi. Başlangıçta elimizde olan kalem miktarını buraya yazıyoruz. Artı işaretini koyuyoruz. Sonra Beren'in annesinin verdiği kalem miktarını buraya yazıyoruz. 6'nın üzerine 3 ekliyoruz. 7, 8, 9. Öyleyse Beren'in 9 tane kalemi olur. Hemen Beren'in annesinin verdiği kalemleri sembolik olarak buraya çizelim. 3 tane. 1, 2 ve 3. Evet. 3 tane kalem daha verirse, tekrar sayalım. 6 tane kalem renkliydi. 7, 8, 9 kalemimiz var. Demek ki 6 kalemin üzerine 3 kalem eklediğimizde Beren'in 9 tane kalemi oluyor. Evet, devam ediyoruz çocuklar. Kurbağalar var derede. Derede nokta nokta kurbağa var. Önce derede ne kadar kurbağa var onu bulmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayarken hata yapmamak için saydığımız kurbağaların üzerine küçük bir çizgi koymamız gerekir çocuklar. Yoksa aynı kurbağayı iki kez sayarak kafamızı karıştırabiliriz. Öyleyse şimdi cümlemizi tamamladık. Derede 8 kurbağa var. Onlara 4 kurbağa daha katılırsa, evet, dereye 4 tane kurbağa daha gelirse kurbağaların sayısında bir artma olur, değil mi çocuklar? Öyleyse başlangıçta derede olan kurbağaların sayısını birinci toplanana yazıyoruz. Burada bir çoğalma söz konusu olacağı için toplama işlemi yapıyoruz. 4 kurbağa daha katılırsa kaç kurbağa olur? Hemen buraya şöyle kocaman gözleri olan kurbağalar çizelim. 4 tane kurbağa daha katılacak bunlara. Bakalım, 8 kurbağamız burada vardı. 9, 10, 11, 12. Bunu parmaklarımızı sayarak da yapabiliriz. Zihinden toplama şeklinde de yapabiliriz. Yani 8'i 10'a tamamlayacak olan sayı nedir? Onu bulmamız lazım. Biliyorsunuz zihinden toplamalarda 8 ile 2'yi topladığımızda 10 ediyordu. Öyleyse 4'ü 2 ve 2'nin toplamı olarak düşünürüz. 8 ile 2'yi topladığımızda zihnimizden 10, üzerine 2 eklediğimizde 12 sayısını bulabiliriz çocuklar. Bu tip işlemlerde tek tek parmak saymak ya da resim çizmek yerine kısaca 10'a tamamlanan toplamları, 10'a tamamlanan sayıları unutmamamız gerekiyor. Öyleyse derede 12 tane kurbağamız oldu çocuklar. Evet, gelelim öbür probleme. Otoparkta nokta nokta sayıda araba var çocuklar. Otoparktaki arabaların toplam miktarını önce bir bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otoparkta 10 tane araba varmış. Otoparka 5 araba daha gelirse otoparktaki arabaların sayısı artacağı için yapacağımız işlem toplama işlemidir. Burada zihinden toplamayı çok daha rahat yapabiliriz. Çünkü toplananlardan bir tanesi 10 çocuklar. Otoparka gelen diğer araba miktarı ikinci toplananı oluşturuyor. 10 ile 5'in toplamı hiçbir sayma yapmadan
direkt 15 olarak yazıyoruz. Çünkü birler basamağında bulunan 5'i burada birler basamağında bulunan 0'ın yerine koyuyoruz. Çünkü 0 toplama işleminde etkisiz elemandır biliyorsunuz. Ve 15 sayısına ulaşıyoruz çocuklar. Evet, toplama işleminde 0'ın hiçbir etkisi yoktur. Onun için bir 0'la bir sayıyı topladığımızda sayının kendisini elde ederiz. Bunu unutmamanızı istiyorum. Evet, bir başka problemde çocuklar. Yandaki sınıfta öğrenciler varmış. Ne kadar öğrenci varmış yandaki sınıfta? Öncelikle saymamız lazım. Evet, bir taraftan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sınıfta 15 öğrenci varmış. 15 öğrencinin üzerine yani onların yanına 5 öğrenci daha katılırsa öğrencilerimizin sayısında artma olacağı için 15 ile 5'i toplamamız gerekecek. Evet, biz şunu çok iyi biliyoruz çocuklar. Toplamları 10'u veren 10 olan sayılardan 5 ile 5'in toplamı 10 oluyordu. Öyleyse burada bir 10'luğumuz var. Bunun ikisinin toplamı da 10 olduğuna göre direkt zihinden 20 yazabiliriz. Öyleyse sınıfta 20 öğrenci var. Tekrar ediyorum, toplamları 10 olan sayıları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Neydi bunlar? 9 ile 1'in toplamı 10, 8 ile 2'nin toplamı 10, 7 ile 3'ün toplamı 10, 6 ile 4'ün toplamı 10, 5 ile 5'in toplamı 10. Biz de burada 5 ile 5'i topladık 10, 1 onluk da burada var, 2 onluk 20 eder dedik çocuklar. Evet, şimdi hemen diğer sayfamıza geçelim. Örneği inceleyiniz, diğer görsel için bir problem oluşturunuz ve problemi çözünüz diye bir sorunumuz var. Tellerde 10 kuş var. Tellere 3 kuş daha konduğunda kaç kuş olur? Telde 10 tane kuş varmış, 3 kuş daha geliyor. Öyleyse teldeki kuş sayısı artacak. Bu bir toplama işlemidir. 10 ile 3'ü zihinden topladığımızda 13 eder çocuklar. Şimdi bakıyoruz. Tepeye çıkmış 3 tavşan var. Bu 3 tavşana 2 tavşan daha eklenecek. Öyleyse şunu yazabiliriz. Tepede 3 tavşan var. Onlara 2 tavşan daha katılıyor. Tavşan daha katılırsa kaç tavşan olur? Katılırsa toplam 2 tavşan olur. Soru işaretini de koyuyoruz çocuklar. Evet, gördüğünüz gibi şuradaki çizgiyi fark ediyorsunuz. 3 tane tavşan tepeye çıkmış. Başlangıçta tepede olan tavşan sayısı 3. Onlara 2 tavşan daha eşlik etmiş. Şimdi bakıyoruz tepede 1, 2, 3, 4, 5 tavşan var. Demek ki sayılarımızda artış var. Aşağıda verilen problemlerin çözümlerini yanlarındaki kutucuklara yapınız diyor. Bilal'in 7 kitabı var. Babası ona 4 kitap hediye etti. Bilal'in kaç kitabı oldu? Bizden istenen Bilal'in kaç kitabının olduğu çocuklar. Bizim için önemli olan bu. Bilal'in başlangıçta kaç kitabı vardı? 7.
Bilal'in babası 4 kitap daha hediye edince Bilal'in kitaplarında artma mı olur, azalma mı olur? Evet, artma olur değil mi çocuklar? Yani Bilal'in kitaplarının sayısı çoğalır, artar. Öyleyse yapacağımız işlem toplama. Kaç kitap hediye etmişti babası? 4 kitap. Hemen 7 ile 4'ü topluyoruz. Çocuklar zihinden işlem yaparken 4'ü 3 artı 1 şeklinde düşünebiliriz değil mi? Ve 7 ile 3'ün toplamının 10 yaptığını biliyoruz. Hemen 10 ile 1'i topladığımızda 11 cevabını bulabiliriz. Ya da direkt 7'nin üzerine 4 parmağımızı açarak sayabiliriz çocuklar. Baran annesine önce 4 beyaz, sonra 6 kırmızı gül hediye etti. Baran annesine kaç gül hediye etti? Evet, Baran annesine kaç gül hediye etti? Çocuklar istenen bu. Baran annesine başlangıçta 4 tane beyaz gül hediye ediyor. Öyleyse başlangıçta hediye ettiği gülleri buraya yazalım. Sonra 6 tane de kırmızı gül veriyor. Öyleyse annesinin elindeki gül sayısı artmış çocuklar. 6 tane daha gül verdiğinde sonuçta kaç gülümüz olur onu bulacağız. Kolay toplama işleminde toplamları 10 olan sayıları hatırlayalım. 4 ile 6'nın toplamı 10 oluyordu. O zaman hiç saymadan direkt 10 sayısını yazabiliriz. Peki bunun sonucuna ne yazacaktık? Gül yazacaktık çocuklar. Evet, az evvelki işlemimizin sonucuna da kitap yazalım. Çünkü bu bizim için önemli. Devam ediyoruz. İbrahim akvaryumda 10 İbrahim'in akvaryumunda 10 balığı var. Babası 4 balık daha aldı. İbrahim'in kaç balığı oldu çocuklar? Evet, İbrahim'in bir akvaryumu var ve bu akvaryumun içerisinde 10 tane balığı var. Babası 4 balık daha aldığına göre akvaryumdaki balık sayısında artma olacak, yani çoğalacak. Bizden istenen ne çocuklar? Akvaryumdaki balıkların sayısı, yeni sayısı. Evet, başlangıçta akvaryumumuzda 10 tane balığımız vardı. Artı, çünkü balıklarımız artacak. 4 balığımız daha oldu. Toplamda kaç balığımız olur? Bir sayıyı 10'la toplarken 0'ın yerine 4'ü yazıyorduk. Yani 10, bir onluğu yazıyoruz. Birler basamağındaki 4 ile de 0'ı topladığımızda 0 etkisiz eleman olduğu için 14 sayısını hemen buluyorduk. Zaten ifade ederken de ağzımızla sonucu söylüyoruz çocuklar, bakın. 10, 4 daha 14. 14 daha 14 şeklinde. Evet, 14 balık olmuş. Akvaryumdaki balık miktarımız 14 tane çocuklar. Evet, bir sonraki videomuzda sizinle doğal sayılarda çıkarma işleminde görüşeceğiz. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.